Başkanım, burası Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ya da ikinci kez kurulmuş olan tarımda ziraat teknikeri yetiştirme okulu olarak hizmetine başlamış bir alan. Yani şu anda Türk tarımının durumuna baktığımız zaman birçok ürünü buluyoruz, bulamıyoruz, ithal ediyoruz. Tarım geriledi, kıtlık vesaire baş gösterdiği halde biz neden tarım arazisini, tarım teknikeri yetiştirme arazisini imara açıyoruz? Bunu anlamış değiliz. Bu konuda bir açıklama yaparsanız memnun olurum. Değerli Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Bu konu 2017 yılından itibaren Büyükşehir Belediyesi'nin gündeminde olan bir konu. Arkadaşımızın bahsettiği gibi ben o yıllarda şahsi bir hatıram ama Bayındırlık Bakanlığı'nda kontrol mühendisi olarak çalışırken Ziraat Okulu'nun kontrolüydüm ayrıca burası okul yapılırken. Evet, okul yapıldı ama bir türlü başarılı bir sonuç alınamadı burada. Çok çabalandı ve okul atıl vaziyette kapandı, sonuç alınamadı. Daha sonra başka maksatlarla kullanıldı, sonuç alınamadı. Büyükşehir Belediye'mizin talebi üzerine Bakanlar Kurulu şöyle bir karar var. Bu karar zaten haline dağıtılmıştır, arz ederseniz kısaca okuyayım. Koca Sinan ili, Kayseri ili Koca Sinan ilçesi Güneşli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan kentsel dönüşüm ve gelişim alanı, proje alanı ilan edilmesi hakkında ekle kanun. Yani burası Bakanlar Kurulu tarafından 2018 yılında birçok denemelerden sonra, bu bahsettiğim yıl 1976-1977 ziraat okulu yapılması. Fakat dikkat edin, burası tarım alanı değil. Birbirine karıştırmamak lazım. Burası ziraat eğitimi verecek bir alandı. Daha sonra oradan da çıkartıldı. Özelleştirme idaresine geçti. O da kiraladı değerlendirmek için falan. Oradan da sonuç alınamadı. Yani oradan da bir devlet beklediği sonucu alamadı. Neticede Büyükşehir Belediye'mize kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak karar alındı ve Büyükşehir Belediye'mizde değişik takas yollarıyla bedeller ödeyerek bunu bünyesine kattı. Güneşli'nin içerisine girdiğimizde o malum evler var ya, evlerin foseptik giderleri tarlalara akıyor. Altyapı yok. 2 yıl önce ben bu bölgeye, affınıza sığınıyorum, gittim, çekim yaptım. Bu evden çıkan foseptikleri gördüm. Tarlaya aktığını da gördüm. Kayıt altına aldım. Haberleşti. KASKİ'mize de bilgi verdik. Mutlaka duymuştur belediyemiz 2 yıl önce bu dediğim, Memduh Bey'den önce. Fakat en son ben bu konuyla ilgili buranın yetkilileriyle görüştüğümde hala bir altyapısının olmadığından bahsettiler. Buradan şuraya bağlamak isterim Sayın Başkanım. Bir acı villa parselleri satışımız var bize göre. Burada da şimdi yeni altyapısız bir fiyata, Bekir Başkanım dediği gibi bölge halkına uygun veya yatırımcıya uygun, uygun fiyata verelim derken altyapısını gerçekleştirmeden yapacağımız satışlar zaten o bölgede foseptiklerinin tarlaya aktığı halkımıza yine altyapısız, ulaşım sağlanmamış, otoyolu netleşmemiş bir arsayı ihale etmek bence sadece Büyükşehir Belediye'mizin bir an önce hızlı bir satış ve ele alacağı rakamdan başka bir sonuç vermez. 1 milyon metrekare Güneşli mahallemizin içerisinde bulunan Ziraat Okulu'nun eski adıyla bulunduğu bölgenin imara açılmasıydı. Bununla ilgili kaygılarımızı dile getirdik. Çünkü Kayseri kamuoyu yakından biliyor ki bir ballı villa ihalesi yapıldı Kayseri'de. O da böylesine geniş bir alandı. Aynı geniş alan içerisinde yeni bir planlama yapılırken dedik ki belediyenin görevleri olan altyapı hizmetlerini yapmadan yapmış olduğunuz bu satışlar kamuoyunda ucuz fiyata arsa alan ama altyapısına belediyenin harcadığı paralarla buradan yer ediniyorlar. Bunlarla ilgili gerçekte ulaşımı sağlayalım, altyapı hizmetlerini yapalım. Güneşli'de Türkiye'nin ilk tarım ziraat teknikeri yetiştirme okulu açılmış çok uzun yıllar önce. Ama bu tam verimli kullanılamamış, bazı hükümetler bunu önemsememiş, iptal edilmiş. Bu projenin
alanının yaklaşık 1 milyon metrekare gibi büyük bir alanın şu anda imara açılmasını, villa parseli şeklinde yapılıp belediyeye gelir olması için satılmasını belediye başkanı rica ederken, biz buna şundan dolayı karşı çıkıyoruz. Türkiye'nin şu anda en büyük ihtiyacı tarımsal ihtiyaçtır. Yani insanların önce karnı doyacak. Karnı doymayan bir toplum öbür işleri yapamaz. Bugün bakıyoruz, bazı ürünler ithal. Nohut, mercimek vesaire, bazı ürünlerin ithal edildiğini görüyoruz marketlerden alırken. Demek ki tarımda eksiğimiz var. Villada eksiğimiz yok. Ben de şunu diyorum, Türk tarımı mı daha önemli, imarlaşma mı daha önemli şu aşamada? Elbette ki Türk tarımının değer kazanması, işlemesi önemli. Biz Güneşli'deki bu ziraat okulu arazisinin amacına uygun olarak tekrar açılabileceğini dile getirdik. Ama ısrarla biz burayı imara açacağız, villa yapacağız, satacağız şeklinde bir öngörü ve talep olunca biz buna da karşı çıktık, kabul etmedik.